Bir tarafta İstanbul'da AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. Lollipop, gofret ve kol saati gibi ürünlere 11 milyon lira dedi. Diğer tarafta ise CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Karaların deprem tazminatları için borçlanma istemi Cumhur oylarıyla reddedildi. 9'a kadar ilave sefer bir yanda vatandaşın hakkını arayan CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, diğer yanda lolipop, gofret ve kol saati gibi ürünlere 11 milyon lira ödeyen AKP Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. İşte bu iki başkan ve yaşadıkları iktidara var ama muhalefete yok sözlerinin somut örneği oldu. Ne yatarsaz bakıyorsun hayır lan. Böyle bakıyorsun. Bugün mübarek cuma. Adana Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı toplantısında CHP'li Başkan Zeydan Karalar'ın emeklilikte yaşa takılan işçilerin yanı sıra deprem tazminatları ve otobüs alımı için 755 milyon lira borçlanma yetkisi istedi. Ama bu isteği belediye meclisinin AKP ve MHP'li üyelerinin oylarıyla reddedildi. İşte o saati söylüyorum efendim. Bunun üzerine CHP grubu sadece tazminatlar için 455 milyon tutarında borçlanma yetkisi talebi için gündem maddesine değişiklik yapmak istedi. Ancak bu talep de yine Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla kabul görmedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar borçlanma yetkisi talebinin reddedilmesine sert çıktı. Ne yapalım? İnsanların hak ettiği tazminatı ödemeyelim mi? Ödeyeceğiz. Amaç bizi çalıştırmamaksa yine de çalışıyoruz. Amaç Adana'yı cezalandırmaksa Adanalı bu ayak oyunlarını unutmaz. Engeller aşılmak içindir ve bizi güçlendirir. Birlikte destan yazmaya devam edeceğiz. Gelelim AKP'li Tevfik Göksu'nun belediye başkanı olduğu İstanbul Esenler Belediyesi'ne. Belediye Halkla İlişkiler Çalışmaları adı altında 23 Aralık 2022'de ihale düzenledi. 17 Ocak'ta sözleşmesi yapılan ihale bilgileri kamu ihale bülteninin sayısında yayımlandı. Bu millete tepeden bakarak ve her zaman bu milleti yok sayarak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam giderleri üzerinden sık sık eleştiren Göksu'nun gereksiz ve dudak uçuklatan harcamalar yaptığı görüldü. 20 bin lollipop, 20 bin gofret, 300 bin balon, 90 bin lokma tatlısı ve 600 kol saati gibi halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılan ürünlere 11 milyon lira ödediği ortaya çıktı. Bu rakama muhalefet itiraz etse de AKP'li ve MHP'li belediye meclisi üyelerinin oylarıyla ödenek sağlandı. Sakarya'nın Kızanlık Mahallesi'nde bulunan taş ocağı çevreye zarar verdiği gerekçesiyle yıllar önce kapatıldı. Ancak 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde AKP 28. dönem Sakarya milletvekili olarak seçilen ve ocağı işlemlerinde